Sayın Başkan, Divan, değerli milletvekilleri. Anayasa Mahkemesi güçlendirilmeli ve etkili kılınmalıdır. 2017'de kurul halinde yönetim, siyasal karar düzenekleri, siyasal sorumluluk kaldırılmış, yürütme ilk kez tek bir kişiye verilmiştir. Parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütme, devlet, siyaset, idare üçlü ayrımına dayanan geleneksel devlet yönetim yapısını alt üst etmiş, bu durumun yarattığı kaos, bütçe görüşmelerine somut bir biçimde yansımıştır. Gerçekten yürütme üzerinde tekelci yetkiye sahip olan kişi, devletin varlık nedeniyle özdeşleşen bütçede yok. Uygulamada her yerde hazır ve her şeye nazır kişi en olması gereken yerde yok. Yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi, konu bütçe. Anayasa Mahkemesi denetimi ve etkililiği üzerinde bu ortamda konuşuyoruz. Avrupa modeli üzerine kurulan Anayasa Mahkemesi 60. yılında kuruluş amaçları doğrultusunda karşılaştırmalı anayasa yargısı verileri ışığında değerlendirilmelidir. Anayasa Mahkemesi kararları kesin ve bağlayıcıdır. Bu konuda tartışma yapılmamalıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirmek yerinde ve yararlıdır. Ama tanımamak, uygulamamak ve Anayasa Mahkemesi'ni kapatmakla tehdit etmek anayasal düzeni tahrip ve ilga girişimidir. Normlar hiyerarşisi ters yüz edilmiştir. 2017 anayasa değişikliğiyle kurulan ve siyasal anayasal tarihimize yabancı olan parti başkanlığı yoluyla devlet başkanlığı ve yürütmede yasal düzenleme amacı olarak kamu yararından çok siyasal sahipler öne çıkmakta. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri çoğu kez anayasal yetki çerçevesi dışında ve torba biçiminde istisnasız olarak gerekçesiz hazırlanmaktadır. Yasa teklifinde kendi gündemini belirleyemeyen Yüce Meclis, anayasanın emredici ve yasaklayıcı maddelerine açıkça aykırı düzenleme yapmakta sakınca görmemekte. Yine denetim alanında olan CBK'leri denetlemekten kaçınmaktadır. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çakışan düzenlemeler Anayasa Komisyonu'na götürülmeden yeniden yasalaştırılmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa Mahkemesi'nin pilot kararları gereği yapmak zorunda olduğu düzenlemeleri yapmaktan kaçınmaktadır. İşte bu durum karşısında Cumhuriyet Halk Partisi için Anayasa Mahkemesi'ne etkili başvuruda bulunmak sadece anayasal yükümlülük değil, aynı zamanda tarihsel bir sorumluluktur. Ama yaratılan bu hukuk enkazı karşısında en etkili, en uzman Anayasa Mahkemesi raportörleri bile etkisiz kalabilmektedir. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi'nin iş yükünün azalması için adil yargılanma gerekleri yargı bütününde geçerli kılınmalıdır. Anayasa Mahkemesi sadece iş yükü fazla olduğu için değil, baskılar nedeniyle iş yükü artmaktadır. 1910'da yapılan bireysel başvuru hakkının tanınması Avrupa Mahkemesi ve Avrupa Sözleşmesi'nin ciddiye alındığını gösterir. O nedenle yargı bütününde reform yapılması gerekirdi. Adil yargının gerekleri bütün yargıya teşmil edilmesi ölçüsünde Anayasa Mahkemesi etkili olabilirdi bireysel başvuru, ama bu yapılmadığı için sadece 2021'in ilk 11 ayında 130 hak ihlali kararı 21 hak türüne yayılmaktadır. Çok geniş bir alana. Ama Anayasa Mahkemesi ancak 15 ayda karar verebilmekte bir dosya üzerinde, CBK'ler üzerinde ise 17 ay beklemekte, ama bir ciddi gündem sorunu bulunmakta. En yaşamsal yasalar, o halin devamına dair yasa, bir nolu CBK veya yeniden yasalaştırılan Anayasa Mahkemesi kararları üzerine çıkarılan yasalar hala 3 yıl geçtiği halde aradan bekletilmektedir. Bu ciddi bir sorundur. Yani kısaca anayasal OHAL sürmektedir. Peki etkili kılınmak...
Tamamlayalım lütfen hocam. Teşekkürler Sayın Başkan. Bir kez yürütme, suçsuzluk karinesi, kanunsuz emir ve yargı bağımsızlığına ilişkin anayasa maddelerine kesinlikle saygı duymalıdır. Yasama, Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır, değildir deme cüretini bu kürsüden dile getirilmemelidir. Kesinlikle bu kabul edilemez. Yargı, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymalı, uymayanlar yaptırıma tabi tutulmalıdır. Şu halde öncesinde yapılması gerekenler var. Meclise büyük görev düşmekte. Anayasa Mahkemesi yorum tekniklerini uygularken Avrupa benzerlerinden esinlenmeli. Sonrasında ise kararları tartışmasız bir biçimde uygulanmalıdır. Evet, Türkiye Cumhuriyeti'ni bütün bunlar var olan anayasal düzen içerisinde yapılması gerekenler. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmak için demokratik hukuk devleti inşası acil bir görevdir. Öncelikle Cumhuriyet'in temel kurumlarını yasama, yürütme, yargı... Teşekkür ediyorum Sayın Kaboğlu. Evet, söz sırası Hatay Milletvekili Suzan Şahin'de. Buyurun Sayın Şahin. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayıştay bütçesi üzerine grubum adına söz almış bulunuyorum. Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapmaktadır. Ama bazılarının yanlış anladığı gibi TBMM'ye bağlı değildir. Sayıştay, özünde kamu ve toplum adına denetim yapan bağımsız bir anayasal kuruluştur. Vatandaşın kamu giderlerini karşılamak üzere üstlendikleri vergilerin amacına uygun harcanıp harcanmadığının yine toplum adına denetlenmesi modern demokrasilerin en belirleyici tarihsel özelliğidir. Dolayısıyla Sayıştay gibi kurumların bağımsızlığının gözetilmesi sadece siyasilerin görevi değil, tüm halkımızın titizlenmesi gereken bir konudur. Sayıştay, verimlilik ve etkinlik denetimi düzleminden basit bir performans denetimine indirgenmiş olmakla birlikte, Sayıştay denetimi dışında tutulan işlemler kategorisi, kurumlar kategorisi giderek yaygınlaşmakta ve bu da tabii ki hukuk devleti ilkesine ağır bir darbe indirmektedir. Denetimden muaf tutulan varlık fonu bunun en büyük kanıtıdır. Böylece AKP'nin istediği dikensiz gül bahçesi, yani denetimsiz icraat ortamı hızla oluşturulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet Denetleme Teşkilatı ve Sayıştay gibi tüm mekanizmaların içi boşaltılmıştır. İçerikler incelendiğinde anayasa ve 6085 sayılı kanunda belirtilen denetim yetkisinin fiilen ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Bağımsız yargıdan ve bağımsız denetimden kaçış bir bütündür ve anayasaya aykırılıktır. Demokrasiden kaçıştır. Bugün denetçiler baskı altındadır. Bu durum düzenlilik denetim raporlarında yapılan tespitlerin rapor komite, okuma komiteleri tarafından rapordan çıkartıldığı ve sansürlendiğinde bellidir. Başka türlü ol. Şeffaflık olmadığı da raporlarda kişi adlarının bulunmaması ve eksik gelir tahsilatlarında rakam verilmemesinden bellidir. Ki bugün gelinen süreçte 83 milyonun içine düşürüldüğü ekonomik buhran ve Türkiye'nin itibarının yerlerde oluşu AKP'nin israf ve yolsuzluğa dayalı rejiminin ülkeyi sürüklediği felaketlerin en büyüğü olmuştur. Değerli milletvekilleri, bugün görüştüğümüz bu bütçenin dayanağı olan orta vadeli programın yayınlandığı 5 Eylül 2021 tarihinde dolar kuru 8.3 lirayken bugün dolar 13.8 lira. Son 3 ayda AKP'nin ekonomide yarattığı bilinçli türbülans ile bütçe meclisten geçmeden kadük oldu. Bütçeyi hazırlayan bakan istifa edip kaçtı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine'nin gizli bakanı sosyete damadı bütçeyi daha doğmadan öldürdü. Aslında bu kumpas sadece halka yapılmadı. Değerli milletvekilleri, kumpas iktidara da yapılmış bir kumpastır ve trajikomik bir durumdalar. Daha önceden size de haber vermedi Sayın Erdoğan böyle bir politika izleyeceğini, ekonomi politika izleyeceğini.
Öngörüsüz ekonomi politikaları ve halk için değil, rant için yapılan bütçelemeler vatandaşa zam, vergi ve açlık olarak geri döndü. Dönüyor. Türkiye'yi 19 yıllık fetret devrine sokanların sayesinde bugün bütçeler yetersiz, halk perişan. Eğitimden sosyal adalete, demokrasiden eşitliğe kadar birçok alanda ülkeyi 3. dünya ülkelerinden bile kötü hale getiren AKP, esnafa, çiftçiye, işçiye, öğrenciye yönelik değil, israfa, şatapata, ağırlama giderlerine, yandaşına, komisyoncusuna kaynak sağlıyor. Türkiye'yi Avrupa'nın zan şampiyonu yapan ağır vergiler ve gece yarısı kararlarıyla vatandaşa açlığa mahkum eden, dövizdeki dalgalanmaya çanak tutup Türk lirasını pul edip yandaşını ve yabancı ortaklarını zenginleştiren AKP bugün yaşanan ekonomik buhranın tek sorumlusudur. Düşük faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyonu bilinçli olarak ülkeye dayatıp gider ayak vatandaşın vergilerini cebine indirme gayesinde olanlar, karısı, kocası, çoluğu, çocuğu, devletten 8 maaş alanlar her gün yeni bir zam haberiyle güne başlanmıyormuş gibi utanmadan, sıkılmadan kameralar karşısına çıkıyor. Yok dış güçler, yok ekonomik savaş, yok kurtuluş savaşı demagojisiyle milletin aklıyla alay edenler ülkeyi uçuruma sürüklüyor. Halka değil ranta, hizmete değil yolsuzluğa bütçe hazırlayanlar bu öngörüsüz yönetememe halinin tek sorumlusudur. Evet, sorumlu AKP ve küçük ortağıdır sayın milletim. Tamamlayalım lütfen. Türkiye 2021 hukukun üstünlüğü endeksinde 139 ülke arasında 117. sırada yer aldı. Türkiye bir önceki yıl 107. sırada yer alıyordu. Dünya sefalet endeksinde 156 ülke arasında 21. olan Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında ise 1. sırada bulunuyor. Yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye 180 ülke arasında 86. sırada yer aldı. Son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasındaki yerimizi koruduk. Bu istatistiki veriler bir kez daha gösterdi ki AKP artık yönetemiyor ve uçurumun kıyısında bir Türkiye yarattı. AKP'nin denetlenmemek, sorgulanmamak için çıkarmadığı yasa kalmadı. Lügatlarında şeffaflık diye bir şey yok. Ama artık ne yaparlarsa yapsınlar, milletin gözünde hiçbir şey kaçmıyor. Hiçbir vatanseverin içine sindiremeyeceği bu kumpas bütçesini kabul etmemiz mümkün değildir. Merak etmeyin.